Merhabalar Gülün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda ezogelin çorba hazırlayacağım. Tarif için büyük boy bir tane kuru soğan. ince şekilde doğrayıp hazırlıyorum. Herkesin çok iyi bildiği, zevkle yediği bu güzel çorba tarifini sizlerle paylaşmak istedim. Bir de benden izleyin ezogelin çorba tarifini. Soğanı ince bir şekilde Doğradım, hazırladım. Sıra geldi çorbanın pişmesine. Tencere içerisine yarım kahve filcanı kadar zeytinyağını ilave ediyorum. Zeytinyağını ekledikten sonra içerisine doğramış olduğum soğanları ekliyorum. Soğanları rengi biraz dönene dek kavuracağım. Sonrasında içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekledim. Yıkamış olduğum bir su bardağı kırmızı mercimek, yarım çay bardağı pirinç, yarım çay bardağı köy bulgurunu tencere içerisine ekledim. Soğanla beraber kavuracağım malzemeleri. Mercimek ve diğer malzemeleri kavurduktan sonra içerisine 1 yemek kaşığı biber salçası, 1 yemek kaşığı domates salçası ekledim. 1 yemek kaşığı kaya tuzu ilave ettim. Tuz oranını kendi damak tadınıza göre eklerseniz daha güzel bir sonuç alırsınız. Tüm malzemeleri kavurdum. İçerisine 1 tatlı kaşığı pul biber ilave edip 2 diş sarımsak ekliyorum. Havalar iyiden iyiye iyice soğudu ve bu kış aylarında güzel giden bu lezzetli çorba tarifini sunmak istedim. Bir çay kaşığı karabiberi ekledim ve karıştırmaya devam ediyorum. Mercimekli karışımı malzemeleri iyice karıştırdım içerisine iki buçuk litre oda sıcaklığındaki suyu ekliyorum yüksek ateşte kaynayıncaya dek ağzı kapalı bir şekilde pişirdim sonrasında altını kısıyorum kısık ateşte kaynamaya devam ediyor çorba İçerisindeki mercimek pirinç ve bulgur pişene dek kaynayacak içerisine bir çay kaşığı kimyon ekledim Karıştırmadım 2 tatlı kaşığı kuru nane ilave ettim naneyi de karıştırmadım bu aşamada içerisine eklediğiniz baharatları karıştırdığınız zaman siyah bir renk alır çorbanız sizlere tavsiyem kimyon nane eklediğiniz zaman çorbanızı herhangi hangi çorba olursa olsun karıştırmanızı tavsiye etmem kendi kenara ekleyin ve suya karıştır, karışmasını bekleyin kendi kendine suya karışır ve rengini vermez. Siyah bir renk almaz çorbanız. Çorba istediğim kıvama geldi. Bir taşım daha kaynatıp ocaktan alacağım çorbayı. İçerisindeki tüm malzemeler pişti. Bu aşamada altını kapatıyorum ve servise alıyorum çorbayı. Sıcacık buram buram, içerisindeki baharatlar kokat. Bu güzel lezzetli çorbayı sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım sıkılmadan izlemiş, çorba tarifini de beğenmişsinizdir. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli. Tarifin malzemelerini neyin ne kadar kullandığımı açıklama kısmında belirteceğim. Oradan bakabilirsiniz listeli bir şekilde tarifin malzemelerine. İçerisine bir dilim limon sıkarak zevkle yedim bu güzel, lezzetli çorba tarifini. Sizlerde hazırladığınızda umarım benim kadar beğenirsiniz. Kıvamı, lezzeti tam yerinde oldu. Hazırladığınızda sizde birebir göreceksiniz. Lezzeti benden garanti. Bu tarifi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizlerde hazırlayıp sevdiklerinizle paylaşırsınız. Bir dahaki tarifte görüşmek üzere.